Merhaba arkadaşlar. Burası Antalya, Alanya, Konaklı, Noxin Otel'in sahili burası. Noxin Deluxe Otel. Müşterileri Türkler, Kazaklar ve Ruslar olmak üzere. En çok Ruslar, sonra Kazak, sonra da Türkler var. Buraya yapay bir iskele şey yapmışlar, öyle dalga kıran yapmışlar. Böylelikle burada fazla rüzgar olmadan, fazla dalga olmadan rahatlıkla insanlar yüzebiliyor. Çocuklar oyun oynuyor böyle. Antalya, Konaklı, Antalya, Alanya, Konaklı arkadaşlar. Noxin Deluxe. Şu oteli de göstereyim. Böyle. Oteli de göstereyim. Genelde Rus, Kazak ve Türklerden oluşuyor. Otel müşterileri. İnsanlar burada güneşleniyor. Bakın burada arkadaş. Gördüğünüz gibi bak karşıda bir kadın güneşleniyor. Niye ayakta? Bakın ayakta güneşleniyor. Çünkü Ruslar genelde orada güneş yandan geldiği için Rusya'da genelde böyle ayakta güneşlenirler. Güneşi daha iyi almak için. Güneş de şimdi 45 derecelik açının altında olduğu için o yüzden şey yapmışlar. Yani o ayakta güneşleniyor şu anda. Bakın. Ayakta güneşleniyor. Şey için. Güneş yataydan geldiği için ayakta güneşleniyor. Ruslar böyle arkadaşlar. Orada güneş çok yatay geldiği için ayakta güneşleniyorlar. Burada da dalga kıran yok. Daha fazla bir dalga var burada. İskele var. Gördüğünüz gibi çocuklar oynuyor. Karşıda da bir tanesi jet ski yapıyor da biraz zor görürsünüz siz. Jet ski de yapıyorlar. Saat 50 dolar. Yok pardon, ne saat? 10 dakikası. 10 dakikası 50 dolar. Alo. Alo. Ruski? Ruski. Ruski. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Меня зовут Саим. Welcome. You're strong. Bye bye. 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 Dimitri'ymiş arkadaşın adı. Adam bayağı güçlüydü ama kaslı maslı adam. Vücut yapmış. Bizim gibi tembel tembel oturmuyor. Elin oğlu kas yapıyor. Şu ileride jet ski'ye falan biniyorlar. Biraz da onları çekeyim. Burada da çocuklar oynuyor sahilde. Buraya çocuk bir şey yapmış. Oynuyor. Burası da bir yanındaki otel. Aria Resort'muş burası da. Aria Resort arkadaşlar burası da. Burada da insanlar güneşleniyor. Burada da şey var. Sahili var. İnsanlar rahatça güneşleniyorlar. Böyle sahil boyu devam ediyor.
Orada bakın karşıda şeyler var. Jet ski falan yapıyorlar. Tam karşıda. Şurada da onun bayisi var sanırım. Buradan kiralıyorlar. Fiyatları birazdan oradan broşür alıp göstereyim arkadaşlar. Ama pahalı yani şimdi. 50 dolar olduğunu düşünürsek şeyin en kötü aktivite 50 dolardı. O muza binme sanırım 10-12 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. 4 kişi biniyorsun zaten 48 dolar. O da eder iyi para. Bizim paramız pul oldu ama yabancı için aynı sonuçta adamlar parası dolar. İnşallah gene doların 1 lira olduğu günlere geri döneriz de bunlara rahat rahat bineriz tekrar. Ümidimiz o. İnşallah ekonomimiz güçlenir. Herkesin de böyle eskisi gibi insanların alım gücü yükselir inşallah. Burada güneşleniyorlar. Şurada da water sport diyor. Oradan sizin için bir broşürden fiyatlara bakayım. Arkadaşlar. Bakın karşıda water sport diyorlar. Su sporları yani. Buradan işte parasailing. Hani paraşütle havadan şeyle çekiyor. Motor yatla çekiyor, havalanıyor. Ona parasailing diyorlar. Paraşütle kişiyi falan kaldırıyor. O da 70-80 dolar. Onun ücreti de. Şu karşısı water sport. Şimdi oraya gideceğim. Bakalım fiyatlar ne diyecekler. Buradan bir karşıya geçelim. Buralar sıcak arkadaşlar. 29-30 derece. Sıcak. Yer neresi diyor. Bu neresi? Antalya, Alanya, Kavaklı arkadaşlar. Antalya, Alanya, Kavaklı. Antalya, Alanya, Kavaklı. Şuradan bir broşür alayım bir fiyatlara bakalım. Evet arkadaşlar. Gelsene az. Şöyle fiyatlar çıkıyor. Bakınız böyle fiyatlar. Jet ski diyor. 10 dakikası 50 dolar. 10 dakikası 50 dolar. Sonra 15 dakikası 60 dolarmış jet ski'nin. Ondan sonra ne varmış bir de? Onun ismini bilmiyorum. Yuvarlak simit gibi bir şey var. 25 dolar da kişi başı. Bu ne? Bu da su yatağı, matraks diyor. 25 dolar. Su yatağı altında bir tane daha var. Bingos. 25 dolar kişi başı. Bu da ne diyor? Banana. Muz. Muz da 12 dolar kişi başı. Wakeboard. O da su kayağı sanırım 55 dolar. Zaman yazmamışlar. İşte arkasında da var böyle parasailing. Paraşütle çekiyor. 60 dolar parasailing. 2 kişi 80 dolar. Tek kişi 60. 2 kişi 80, 3 kişi 110. Bakın 3 kişi de yazmış. Böyle speedboat'tır. Ondan sonra ne diyor? 1,5 saat sürat teknesi turu 35 dolar kişi var. Neymiş? Sarıyal Water Sport. Saral. Saral herhalde. Saral. Saral Water Sport. Konak Antalya, Türkiye arkadaşlar burada. Fiyatlar böyle. Bunlar da fiyatlara bakıyorlar. Herhalde karar verecekler, binecekler. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Mekan böyle. Burada şu yelekleri giyiyorsunuz. Burada bakın yelekler var. Bunlar güvenlik denize falan düşünce boğulmasın diye. Bu işte
su yatağı. Bunu eline tutuyorsun, üstüne yatıyorsun. Tam gaz çekiyor seni. Böyle. Şeyle. Anlattın mı? Motor yat olunca sürat teknesi motor yat mı neyse o çekiyor bakın karşıda. Oraya bir yaklaşmaya çalışayım. Orada çekiyorlar. Bakın orada iki kişi var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Küçük oluyordur tabii ki şeyden ama böyle insanlar eğleniyor. Onu süre bitti diye çağırıyor bak. Süre bitti dön diyor abi. Süre bitti geri dön. Süre bitti değil mi? Süre bitti acil geri dön. Mazot pahalı. Benzin ucuz mu sanki? Yok yani ondan da pahalı. Kaç lira oldu şimdi benzin? Ben en son... Türkiye'deyim de ben en son ne oldu? Bir hafta önce doldurdum. 28 miydi öyle bir şeydi. Geldi evet. Jet ski de geldi. Yavaş gel yavaş orada kayaya vurursun diyor. Kayaya vurursun yavaş gel. Kayaya vurursun zaten şeylemiş. Altı şey oluyor. Yani. Kayaya vurursanız parasını alır. Altını çizersin kaportayı. Orada para seyinlik yapıyor işte paraşütle. O da jet ski. Şurada bir otel daha var. Neymiş? Bir pizza adam öyle bir şey yazıyor. Pizzalya mı? Öyle bir şey yazıyor da okuyamıyorum burada. Orada da var bir otel. Buralar hep otel arkadaşlar. Antalya, Alanya konaklı arkadaşlar burası. Hava sıcaklığı gayet iyi. Deniz de iyi. Deniz sıcaklığı da güzel. Çok soğuk değil. Öyle yani hiç alışmanıza bile gerek yok. Hemen anında sıcacık girebilirsiniz yani. Genelde Rus turistler, Kazaklar burada arkadaşlar. Rus ve Kazaklar. Zaten onlar ta geçen kıştan alıyorlar şeylerini. Burada da sıra bekliyorlar. Şimdi çeşitli aktivite yapacaklar. Rus turistler de şimdi şeylerine binip gidecekler. Ekipmanlarını. Tekrar sahile doğru şöyle döneyim. Burada da şöyle bir küçük bir otelin şeyi var. İsterseniz buraya bakın. Arabanızı çekip şuralardan falan inebilirsiniz ama bu otel sanırım şu aradan yol var. Buraya girilebilir. Belki şezlongları kullandırtmazlar şeyden dolayı ama otel müşterisi olmayanlara. Ama bakın oraya bir şahin durmuş. Oradan şu aradan gelip denize girebilirsiniz. Fena değil denizi. Antalya, Alanya konaklı arkadaşlar burası. Antalya, Alanya konaklı. Şeye de yazayım. Antalya, Alanya yazdım da tam konaklı yazmamıştım. Bir dahaki canlı yayın açtım da onu da yazarım arkadaşlar. Burada plaj voleybolu var. İnsanlar güneşleniyor. Bakın burada özel localar var. Böyle girip burada keyif yapabiliyorsunuz. Rus turistler gelmiş. Güneşleniyor burada. Geneli arkadaşlar Rus, Kazak olmak üzere. Müşteri var. Şurada da platform var. Platformdan yürüyelim. Deniz böyle arkadaşlar. Neresi ora?
Antalya, Alanya Konaklı arkadaşlar. Antalya, Alanya Konaklı. Bakın orada Arya Resort var. Bizim otel öbürü. Neydi otelin ismi? Arkadaşlar bağlantı koptu. Özür dilerim. Neden koptu bilmiyorum. Sıfıra düşmüşüz zaten. Ruslar böyle ayakta güneşleniyor. Kolların altını da şey yapıyor. Kolların altı beyaz kalmasın diye. Kolların altını da güneşe şey yaparak öyle güneşlenmeye çalışıyor. Güneş de böyle çapraz açıdan geldiği için. O yüzden. Bakın burada da otelin locaları var. Arkadaşlar oteli göstereyim. Otel şu. Noxin Deluxe Otel. Günlüğü 1500 lira. Ortalama. 2 kişi 1500 lira. Böyle localar var. Bu localarda gelip keyif yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tanesini göstereyim. Pavilion yazıyor neyse. 20 euro şey günlük 20 euro verince ne diyor? Please for reservation contact guest relation. Müşteriyle görüşün diye günlük 20 euroya böyle bir yer kiralıyorsunuz. 20 euro şöyle. Ama kimse de kiralamıyor bilmiyorum. Var birkaç kişi ama pek de ben gerek duymadım. Bu mesela 6 numaralı böyle bir şey. Böyle bir mekan. Şöyle yatağı var. Burada yatıyorsun. Şurada işte 2 tane şezlongu var. Öyle 2 tane şezlong. İçinde ne var bilmiyorum. Buradan da platformdan da buradan denize iniyorsunuz. Böyle. Antalya, Alanya Konaklı arkadaşlar burası. İnsanlar burada denize giriyor. Genelde Rus, Ukraynalı müşteriler.
Ablamız saçını yaptırmış. Dolaşıyor. Şöyle size sahili gezdireyim biraz. Çocuk su çekiyor, su atıyor. Yaramaz. Buna doldurun kumu. Buradan şöyle yapıyoruz. Var, babacığım bak. Bu şezlonglar otelin şezlongları. Otel müşterileri kullanabiliyor. Zaten başka yerden giriş yok gibi buraya. Duvarlar var zaten, yüksek duvarlar. Otelin kendi özel plajı gibi burası. Herhalde giriş yok. Bilmiyorum. Bunlar da oynadık. Gel.